아 <sus> Evet bu sezona zaferle başladık arkadaşlar. Sezonun ilk dövüşünde verdiğim kilden sonra direkt bütün enerjileri basıp direkt e, tüm kalan dövüşlerimi tamamlamak istedim. <laughs> Çünkü gerçekten Elsa dövüşünde her şey çok ters gitti gerçekten. Ee, bayağı yani hiç dövüşemedim bildiğiniz orada. Ee, bir farkla kazandık bu arada arkadaşlar. 65-54 skor ama bir farkla kazandık. Aramızda bir kil farkı vardı. Killimiz e, savaşı verdirtmedi neyse ki onlar da 65 onlar 65 kere ölmüş. Çünkü adamın biri 26 kere mi 29 kere mi goro ölmüş arkadaşlar. Evet bir hangi karada hatırlamıyorum ama 29 defa goro ölmüş resmen. Yani 26 kil boşa gidiyor. Bize de 18 vardı galiba. <laughs> Tam hatırlamıyorum. Onun sayısı sonra değişmişti. Bir yer öyle konuşulmuştu. ama onun dışındaki dövüşlerim güzel geçti gayet. kalanlar kalanları iyi bitirdik ama artık bu sezon yani futbol maçı skoru yerine basket maçı skoru göreceğiz büyük ihtimal arkadaşlar. Şöyle 3-0'lı böyle 4-1'li falan skor görmeyeceğiz. 65-54, 70-80 falan en azından bizim ittifak bayağı ölecektir. Böyle yine GT40 Salt gibi ittifaklar maksimum 10 kere falan ay, evet maksimum 10 kere falan ölürler büyük ihtimalle. Usta için bu yeterli olur inşallah. Çünkü hedef her zaman usta bizim biliyorsunuz. Top 3 hedefim yok şu aralar. Ee, onun dışında ee, sezonun ilk savaşı her zaman en tehlikeli ve en e, çok kildirilen olandır arkadaşlar. Benim de en kötü savaşı Elsa, benim de en kötü dövüşüm Elsa ile dövüş dövüşüm olsun. Onun dışında diğer dövüşlerimiz daha iyi geçecektir umarım sonraki savaşlarda. Ee, sonraki savaşlarda aynı zamanda dediğim gibi kill sayısında epey bir düşüş olacaktır bence. Ee, ama aşırı bir düşüş olmaz bizim ittifakta gene çok ölürüz çünkü e, taktiğe alışamayan ve elini geliştirmesi gereken bir sürü oyuncu var. Bizde de. Ee, tabii. E, planlayıcı da iyi. Şey olursa. Nasıl desem. Bu tempo devam edersek. Böyle toparlayıcı bir şekilde gidersek. Ustaya yerleşiriz diye düşünüyorum. hedef usta 1 bu arada. Usta 2 değil. Ama ben usta 1'den şüphe ediyorum. Usta 2'ye yerleşiriz gibi geliyor bana da. Ben ona da razıyım. Neyse. Evet, bu videomun sonuna geldik. Siz de ilk savaş deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Bir de e, elit kademesi çıktı ya arkadaşlar. Eee. Bir uzman bir de elit kademesi var artık. Şöyle nerede yazıyor? O kademe hakkında bilgi falan veriyor mu? Heh burası. Ee, birinci kademe artık elit diye geçiyor arkadaşlar. İkinci kademe uzman diye geçiyor olması lazım. Onu şeyde mi yazıyorlardı? Nerede yazıyorlardı? Bakmaya çalışıyorum ama. Ee, heh, mesela şurada savunmaları yerleştire bastığın zaman elit diye çıkıyor arkadaşlar bir de uzman şeyi var kademesi var. İki haritaya da yerleştirmeniz lazım onu da unutmayın. Farkına varmadan kademe düşersiniz falan sıkıntı olur. Zaten elit kademesinin çıkması da zaten killleri arttıran en büyük sebeplerden de biri arkadaşlar. Gerçi ne kadar farkı var uzman kademesinden bilmiyorum. ama farkı varsa ki vardır büyük ihtimalle. kil kill sayısında artış göz görülmesini sağlayan faktörlerden biri. Bu da bu sadece birinci kademeyi kapsıyor sanırım. İkinci kademe ve üçüncü kademe ee, uzman kademesi olmalı. O, bu çok önemli mi bilmiyorum ama e, yine de değinmek istedim. Sıradaki savaşımız da Palo ile olacak. Daha başlamadık ona. Ona başlayınca da zaten ikinci video olarak hemen paylaşacağım. Evet bu videomun sonuna geldik dediğim gibi. Sorunuz varsa bekliyorum. Görüşmek üzere.